Merhaba arkadaşlar. Bugünkü sorun çözümümüzde ise sizlere Asus marka notebook bir bilgisayar, Asus marka notebook bir bilgisayardaki bir sorun çözüm hakkında bilgi vereceğim. Önümde görmüş olduğunuz cihazda şöyle bir sorun mevcut. Örneğin bilgisayarımı ben yeniden başlat dediğimde, şöyle başlat'ı tıklalım yeniden başlat dediğimde cihazım ya Asus yazısında takılı kalıyor veyahut mavi bir ekranda böyle komple şunun normalini varsaydığınız bir ekranda takılı kalmakta. Her yeniden başlatta yapmıyor bunu. Birinci de yapmazsa ikinci de kesinlikle yapıyor. Hani şu anda yeniden başlatma cihazım başladı. Tekrar yeniden başlat dediğimde o ekranda kalmakta. Bahsettiğim mavi ekranda veya Asus yazısında kalmakta. Tekrar ikinci defa yeniden başlat dediğimde bilgisayarımı birazdan görmüş olacağımız ekranda takılı kalıyor. Ama bunu mesela bilgisayarım kapalı iken açtığımda kesinlikle yapmıyor. Bu ekranda böyle beklemiyor. Hatanın sebebi bu e, budur arkadaşlar. Bakın mavi ekrana geçti. Cihazım komple şu anda görmüş olduğunuz bu şekilde saatlerce bekledi. Hiçbir şekilde kapanmıyor ta ki biz şöyle kapanma düğmesine basana kadar cihazım kapanıyor. Tekrar açtığımda normal şekilde başlıyor. Ama dediğim gibi az önce Kapalıyken açtığımda hiçbir problem yok. Örneğin şimdi kapalıydı. Açtım ben şimdi. Normal şekliyle açılmaya devam ediyor. Problem çıkartmıyor. Kullanma sırasında ise bazen bazı yerlerde yavaşlıklar olduğunu hissediyoruz. Bunun sebebi nedir? Arkadaşlar bunun sebebi büyük bir ihtimal sizdeki hard disk arızası. Bilgisayarımızın içinde bulunan hard diskimizin sağlık sorunları yaşamasıdır. Hemen biraz hard diskin sağlık sorunlarını tespit eden şu programımızı çalıştıralım. Programımızı çalıştırdıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi şurada da belirttiği üzere hadis durumunun, sağlık durumunun %94'e düştüğü görülüyor. Normalde bunun %100 olması gerekiyor. Sorunsuz bir hard yüzde %100'e çalışacak. 99'a düşse bile bazı yerlerde problemler çıkartıyor. Bu cihazımızın hard diski %94'e düştüğü için az önce size göstermiş olduğum sorunları yaşıyoruz. Ben bunu farklı bir hard denediğimde kesinlikle o problemi yaşamamaktayım. Eğer ki başınıza böyle bir sorun gelirse çözümünü istiyorsanız yapacağınız nedir? Bilgisayarınızın mevcut üzerinde bulunan kendi sistem yüklü olan hard diskini değiştirmek. Bu sorunu bu şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin.